Arkadaşlar merhabalar. Ayvalık ve çevresindeki doğa yürüyüşüyle gezilerimize devam ediyoruz. Bugün de Ayvalık'ın karşısındaki Cunda'ya gideceğiz. Cunda sokaklarında dolaşacağız. Tabii Cunda'ya gelince Taş Kahve'ye uğrayıp kahve içmeden olmaz. Taş Kahve'ye de uğrayacağız. Kahvemizi de içeceğiz. Şimdi videomuza konu olan Taş Kahve'deki görüntülere geçmeden önce Taş Kahve'nin kısa bir hikayesini anlatmak isterim. Bunun için biraz gerilere gideceğiz. 1900'lü yıllara. Nuri Bey ile oğlu Hüseyin Girit'te kahve işletmektedirler. Mutludurlar. Komşuları vardır. Fakat zamanla Balkanlarda çıkan milliyetçilik akımları ile birlikte huzurları kaçmaya başlar. Mora isyanı ile birlikte bu zirveye çıkar. Derken 1922 yılında Lozan Barış Konferansı ile mübadele yılları başlar. Anadolu'daki Ortodoks Rumlarla Balkanlardaki Türkler yer değiştirmeye başlar. Buradaki acılara, üzüntülere dayanamayan Nuri Bey Anadolu'ya gelmeden vefat eder. Oğlu Hüseyin babasını, mezarını, anılarını Girit'te bırakıp Anadolu'ya geçerler. Anadolu'ya gelirler, Cunda'ya yerleşirler. Kendilerine burada annesi Adile Hanım'la beraber küçük bir kahve verirler. Aynı işlerini Cunda'da devam ettirmeye başlarlar. Zamanla birazdan gideceğimiz Taş Kahve'nin satışa çıkarıldığını öğrenir Hüseyin ve kahveyi satın almak ister. Satın da alır. Bir süre sonra annesi ölür. Daha sonra kendisi gibi Girit göçmeni olan Aliye Hanım'la evlenir. Oğulları olur. 10 yıl kadar güzel bir birliktelikleri olur. Kahveyi işletirler. Oğlu Ali 3 yaşındayken vefat eder. Bu arada soyadı kanunu sırasında Hüseyin Barış soyadını alır. Hüseyin Barış. Oğlu da Ali Barış. Ali Barış kahvenin başına geçer ve işletmeye başlar. Ne zamana kadar? Günümüze kadar. Şu an kahvenin başında Ali Barış var. Şimdi Taş Kahve ile ilgili bu kısa hikayeden sonra Taş Kahve'ye gidelim, kahvelerimizi içelim, kahve şöyle bir dolaşalım. İyi seyirler. Thank you.
Tadı? Güzel. İçiş dedi, için dedim abi, mis gibi. Ne kahvesi içiyorsun? İbek. Şey özelliğinde çekmişler bunu. Kilitle kahve özelliğinde çekmişler. Kumlu kumlu sonra dövmüşler. Bitirmiş bile. Her zamanki gibi hızlı. Kudret, dünyaya dön. Ben buradayım ya. Yaşıyor musun? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. İnşallah sağlık. Senin ben şeyine bakayım mı? Tamam. Şöyle arkadaşlar, bu tarihi kahve ile ilgili videomuzun da sonuna geliyoruz. Başka yerlerde, başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.